Hazretim'den merhabalar arkadaşlar. Yakın bir tarihte birkaç gün önce 4 gün dolmuş olabilir. Bir oyun indirdim. Oyunun yaklaşık download'ı 150 GB'ı buldu. Oyunun adı arkadaşlar Call of Duty Warfire. Bunun bir de içinde Warzone diye Battle Royale kısmı var. Yani hayatta kalma paraşütten falan atlıyorsunuz. Onlarca diyelim rakibiniz var. Belki 100 kişi de olabilir oyunda. Taba bastığımda oyuncu sayısı olmadığından bir şey diyemeyeceğim. Bir liste falan yok. Ama bizim burada şimdi kendim grafiğe önem veren birisiyim. Bir 150 GB'lık download oldu. Ve grafiklerini beğenmedim arkadaşlar. Bütün ayarlar en sonda bir ray tracing denilen gölgelendirme ayarı olmadığından onu açmadık. O da olsaydı pek değişen bir şey olmayacaktı. Bu kadar download oldu, indirme oldu. Ve benim hoşuma gitmedi. Ve bu oyun yaklaşık olarak herhalde 2019'un falan oyunu olması lazım. Size diğer oyunlarla kıyaslatma yapacağım. Önce Call of Duty'ye geçelim arkadaşlar. Ondan sonra diğer Battlefield 4 gibi oyunlarla bir kıyaslama yapacağız. İzleyin ve görün. Evet arkadaşlar, şimdi Call of Duty'nin içine geçtik. Dediğim gibi Warfire indirdik. Bunun yan kısmında bir Warzone var. Burada öncelikle şunu söyleyeyim. Oyuna ben kesinlikle kötüdür demiyorum. Hani oynanışı zevklidir, ıvırdır, zıvırdır. Burada eleştirdiğim nokta grafik. Özellikle açık alanlardaki grafik. Abi hiçbir ağaçlarda sanki kaplama yok, bir şey yok. Böyle bir enteresan geldi. Yani inen download'a göre, indirmeye göre söylüyorum. Yani bayağı özen göstermeleri gerekirdi. Yani o kadar 150 GB nereye gitti? Ha şu var. Haritada bazı kısımlarda işte mesela ölünce hapishanede falan başlıyorsunuz. Oralarda grafikler süper gözüküyor. Onu söyleyeyim. Grafikler orada güzel gözüküyor. Allah var. Ama böyle açık mekanlarda, yani şu mekanlara bakar mısınız ya? Bu ne hacı? Şimdi ilerleyelim şöyle. Ya ağaçlar maaşlar ne bileyim böyle bir tuhaf duruyor ya. Birazcık ışıklandırmadan falan yırtmışlar herhalde yaparken. Yani ben dediğim gibi oyuna kötüdür demiyorum. Sadece inen download'a göre bu oyun niye böyle onu anlayamadım. Birazdan mesela 2014 yapımı olması lazım. Battlefield 4'e geçeceğiz. Bir de onun grafikleriyle bir kıyaslama yapalım. Grafikler iki oyunda da en son ayarlarda olacak. Bunda da en sonda. Bir tek ne eksik bunda? Ray Tracing eksik. O da olsaydı en fazla şuralarda biraz gölgedir, ıvırdır, zıvırdır olurdu. Ağaç gölgesi falan. Görünen bu arkadaşlar. Görünen köy, kılavuz. Görüyorsunuz yerin kaplamaları bu şekilde. Battlefield 4'e geçelim mi şimdi? Ne dersiniz? Bir de Battlefield 4'ün görüntülerine bakalım. Buna benzer bir harita açmaya çalışalım. İyi olur bence, değil mi? Ondan sonra başka bir oyundan daha kıyaslarız. Şu anda Battlefield 4'e geçtik. Bu oyun yaklaşık olarak 2014'te çıktı diye hatırlıyorum. Call of Duty 2019 oyunu olması lazım arkadaşlar. Peki Battlefield 4'ün grafikleri gördüğünüz gibi şu şekil arkadaşlar. Yeşillik mekanlarda gezelim. Online kısmını da birazcık bulmak zor oluyor maçları. O da Call of Duty'nin çıkan pardon, Battlefield'in yeni çıkan serileriyle alakalı zannedersem. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz bu oyunun grafikleri şu şekilde. Elimizde aynı şekilde tabanca var. Ve bize hata verdi. Battlefield'de bir de şu var. Şu barajlar olsun, büyük binalar olsun, bunlar grafiksel olarak önemli noktalar. Çünkü bunlar parçalanıyor, yıkılıyor, ıvırdır, zıvırdır. Şu anda onları göremeyiz herhalde. Oyuncu sayısı az. Oralar uçaklarla falan mı patlatıyordular, ne yapıyordular? Öyle bir olay oldu. Oyuncu sayısı zannedersem az olduğundan açık mekanları pek gezemiyorum. Onu nasıl girecektim bilmiyorum. Keşke oralarda gezebilecek şekilde olsaydı. Bunlara gidince şey yapıyor. Kırmızı bir uyarı yazısı veriyor arkadaşlar. Battlefield 4'ün gördüğünüz gibi grafikleri bu. Biraz daha gidersek, evet, yine kırmızı uyarıyı verdi. Aferin sana.
Şimdi bu oyun yaklaşık olarak 50 GB'ı bulmuştur herhalde indirmesiyle. Çünkü oyunun kendisi 35 GB'dı yanlış hatırlamıyorsam. Kıvır, kıvırdır zıvırdır derken ne olur işte o 50 GB. Hadi olsun olsun benden size 60 GB. 60 GB diyelim. Evet. Bir daha başlayalım. Birkaç saniyede dolanalım şuralarda. Ondan sonra nereye geçelim? Bir daha Call of Duty'ye geçelim. Sonra başka bir oyun bulalım. Evet. Paraşütle de indik. Şimdi bunu bir açık dünya silahlı oyunla karşılaştıracağım arkadaşlar. Oyunda yanlış görmediysem 145 oyuncu sayısı var. Bu Fortnite olsun PUBG'ye göre fazla. Oyuncu sayısı fazla. Söyleyeyim, oyuna kötü demiyorum arkadaşlar. Oyunu sadece grafiklerini eleştiriyorum. Çünkü indirilen download'a göre eleştiriyorum. Bu oyunu tabi oynayabiliriz. Arkadaşlarımız da oynayabilir. Sadece grafiklerini söylüyorum arkadaşlar. Yani şöyle açık arazileri sizlere göstermek için elimden geleni yapacağım. Şöyle birazcık dolaşalım. İşte buraya git diyor acaba. Niye git diyor. Ne varmış burada? Yani şu tuhaf olan ne biliyor musunuz? Mesela gidince mesela bazı yerler mesela çok hoş gibi gözüküyor. Bazı yerler yani çok grafik anlamında ilkel gibi ya. Böyle mesela bakınca hani sanki bazı şeylerin kaplamaları yapılmamış oyunda. Bana o hissi verdi. Şöyle şuralara bakınca çok tuhaf gözükmüyor mu sizce de? Şuraya bakın yani. Enteresan. Hani o 150 GB da ne yaptınız abi siz ben anlamadım yani 150 GB. Evet vatandaşın biri gitti. Bari bizi öldürsün mü ya? Hem evin içine girmiş oluruz. Açtın mı lan? Wow, öldürdü bizi. Evet, oyunu değişelim. Evet arkadaşlar, şimdiki geçtiğimiz oyun Ghost Recon Breakpoint. Tabii bu online sadece 4 kişi falan arkadaşlarınızla oynuyorsunuz, ilerliyorsunuz de söyleyeyim. Şimdi şu şekilde yakın çekimi alalım da şartlar eşit olsun. Şunu diyenleriniz olabilir ya arkadaş. Bu oyundan şimdi o bir mi? Hani bu online oyun 145 kişi var. Tabii ki hafızası fazla olacak falan filan. Diyeniniz olabilir arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu oyunda da şu var. Ne var diyeceksiniz. Bu oyunda da bir sürü NPC var. Açık dünyası var. Çok büyük haritası falan fistan var. Yani haritanın ucu bucağı yok. Öyle söyleyeyim. Şunda da birazcık gezelim. Ağaçlara bakalım. Mekana bakalım. Sağa sola ıvıra zıvıra bakalım. Bu oyunda da bir sürü ileride görüyorsunuz geyik var. Bazı yerlerde domuz var. Kuş var. Var da var yani. Oradaki mantık olmuyor yani işte orada onda oyuncu sayısı fazla da falan da filan da. Gördüğünüz gibi Ghost Recon Breakpoint'in grafikleri bu şekilde arkadaşlar. Bu oyunda da bütün grafik ayarları Allah ne verdiyse hepsini açtım. Diğer oyunlardaki gibi. İlerliyoruz. Ağaçlara. Mekanlara. İyice bakıyoruz şöyle. Umarım videoda da takılma olmaz. Aynı netlikte, pürüzsüzlükte de gösterirler. İleride düşman arkadaşlarımız var. Onlarla çatışmaya girsek mi acaba tabancayla? Bence girmeyelim. Girmeyelim, ölürüz. Ya da girelim. Biraz daha yaklaşalım.
Tabancayla girelim değil mi? Geçenkinde tabancayla savaştık. Evet, orada sol tarafta bir düşman grubu daha var. Düşmanı indirdik. Ağaçlara bakalım. Hop. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık aynı sürü olmamışsa da evet. Bunda da uçak geçiyor. Hatta helikopter geldi. Oh, bizi gördü mü? Gördü. 14'lü ile mücadele bir. Evet arkadaşlar, oyunların grafikleriyle olan karşılaştırmalarımız bitti. Burada oyunu tekrardan söylüyorum. Bu oyun kötüdür demiyorum. Demek istediğim şu, eleştiri sadece grafik kısmı ile alakalı bir karşılaştırmaydı. Çünkü kendim özellikle yüksek bir gigabyte'da bir download yapıyorsam bir grafik olarak bir şey beklerim. Hani bana ne sunuyor? Mesela tut da Final Fantasy taktikten tabii grafik bekleyemezsin ama tutup da böyle bana 150 GB download veriyorsa adı duyulmuş bir oyunsa ben ondan grafiksel anlamda bir şey beklerim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Mesela az önceki oyunlarla açık alanda bir grafik anlamında karşılaştırma yaptım. Bunu özellikle yorum kısmına yazarsanız ve bunu konuşursak severiz. Mesela oradaki taş detayı olur, ağaç detayı olur, yerdeki kutlaması olur, tozudur, ıvırdır, zıvırıdır. Bunları söylerseniz sevinirim çünkü bu konuyu konuşmamız gerekiyor, değil mi? Call of Duty, Warfire, Warzone artık hangisini derseniz aynı oyunun içerisinde birisi Battle Royale kısmı, o da Warzone oluyor. Bu oyunu tabi daha sonra arkadaşlarla oynayacağız, onu söyleyeyim. Oyunun sadece grafiksel anlamda eleştirisini yaptık, diğer oyunlarla kıyasladık. Bu videomuz burada bitiyor. Videoyu beğenip de kanala abone olursak çok iyi olur arkadaşlar. İleride belki başka oyunların testini de yaparız. Ne dersiniz? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.